Sülükler ve sülük tedavisi hakkında bunları biliyor musunuz? Sülük tedavisi ile ilgili ilk kaynaklar M.Ö. 15. yüzyıllarda yaşamış Babil hekimlerine kadar gitmektedir. M.Ö. 2. yüzyılda Ege kıyılarında yaşayan Nikadros, M.Ö. 1. yüzyılda da Yunanlılar kullanmışlardır. İbn Sina'nın kitaplarında da sülük tedavisi yerini almıştır. Günümüzde benzeri olmayan bir tedavi yöntemi olarak nitelendirilmektedir. Almanya'da 300'ü aşkın sülük tedavisi kliniği vardır. Sadece Avrupa yılda 100 milyon sülük kullanmaktadır. Amerika'da sülük tedavisi uygulayan hekimlerin kurduğu dernekte bulunan üye sayısı 1000'i geçmiştir. 2004 yılında Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi sülük tedavisini akredite etmiş ve Avrupa'daki gibi eczanelerde satılmasına izin vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2007 yılı Kasım ayında tıbbi sülük kullanımını koruyucu, tamamlayıcı ve önleyici tıp alanında kabul etmiştir. Sülük tedavisinde dikkat etmeniz gereken hususlar. Kullanacağımız sülükler kesinlikle doğadan toplanmamış olmalıdır. Menşeyi fatura kesebilen, bakanlık onaylı üretim izni olan sülük çiftliklerinde kontrollü, özel havuzlarda yetiştirilen kültür sülüğü olmalıdır. Aksi takdirde doğadan topladığımız sülüklerden hepatit gibi çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakalanabiliriz. Kullandığımız veya kullanacağımız sülük kesinlikle tek kullanımlık olmalıdır. Daha önce kullanılmamış olmalıdır. Sülük tedavisi kimlere uygulanmaz? Hamile ve emziren bayanlara, ağır diyaliz hastalarına, 15 yaşından küçük çocuklara uygulanmamalıdır. Sülük tedavisi olmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com/kenankesmez.com'da.